Allah Celle Celaluhu hamd seçtiği kullara selam. İsmail Ağa cemaati bir karışıklık içinde, bu karışıklığı çözmek de bu halize düşüyor. Yani yanlış her yerde yanlış da, yani bir bukle olsun, biraz bir doğruları ortaya koyalım. Mahmut Efendi ölmemiş, Atatürk de ölmedi. Atatürk ölmedi, adamlar öyle deyince kızıyorsunuz. Ölüp ölmeme meselesinde Resulullah'ın hadis-i şerifleri var. Peygamberler kabirlerinde dirilirler buyuruyor Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi bu rabıta şu an küfrü mucip hallere, söylemlere sizi sevk ediyorsa, ki bu ispatlı, yani küfür durumuna sevk ediyor. Madem peygamberler kabirlerinde diri, Mahmut Efendi de kabirde, Resulullah da kabirde. Dirilik hususunda Resulullah'ın diri olduğuna dair bir şüphe yok. Ulan yapın madem, yapacaksınız, hiç olmazsa küfür olmaz. Resulullah'a rabıta yapın. Tamam, ben Mehdi olarak cevaz veriyorum size. Nasıl yapın rabıtayı? Şimdi demiştim ki, bakış açısı, nasihat din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nasihatle, bakış açısıyla ele geçmeyen nur, rabıtayla, hırsla ele geçmez. Yani Avtube'ye düşünmekle bir etkileşime girersiniz ama yani bu rabıta yolunda öyle bir etkileşim yok yavrum. Şimdi bu yolda etkileşim, Allah deyip zikrettiğiniz gibi put, kul şeyi var. Aracılık, şirke sapmadan inanmazlar buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani şirksiz inanmazlar, saf bir inançla inanmazlar buyuruyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemlerine sarılın, rabıta onun söylemleriyle bakış açısı olsun. En büyük rabıta bu. Benim geldiğim kazanım ilahi lütuf, nübüvvet kemalatı, Muhammedi nübüvvet onun hadislerini anlamaktan geçiyor. Bir anlayınız, bir kavrayınız İsmail Ağa'nın Adi oğlu Adileri. Önde giden Adi oğlu Adileri. İsmail Ağa'nın din haysiyetsiz hocaları, İsmail Ağa'nın din şerefsizi hocaları, İsmail Ağa'nın din kahpesi hocaları, İsmail Ağa'nın ulama heyeti köpekleri. Beyanımı işittiniz mi yavrum? Yavrularım benim. Eniklerim, köpek enikleri. Beyanımı işittiniz mi? Aldınız mı yavrum? Ulama heyeti köpekleri, size soruyorum. Taktığınız şeye bak, baktığınız şeye bak. Allah, senelerdir rabıta yapıyorsunuz. Sana dersiniz ki hepiniz Kemal buldunuz anasını satayım. Tabii Kemal Efendi'nin dibine gidip Kemal buluyorsunuz. Ya bırakın bu küfür işlerini. Bu bırakın bu selefiler sizden fersah fersah kurtuluş safhasında. Yani kurtuluş safhasında derken yakın yani. Kurtuluş safhasına yakın sizden. Ha, onlar kurtuluyor mu? Onlar da kurtulmuyor.
Yani az olduğunu biliyordum ama bu kadar az olduğunu bilmiyordum. Şimdi herkes koyduğu, inandığı akidesinin İslam akidesine net bir şekilde uyup uymadığına benim ortaya koyduklarımla karar versin. Harisler, Hanzalalar, genç bir takım genç hariciler, İsmaila iki grup var haricilerde. İsmaila cemaati kafaları kazıyan hariciler. Amellerde ön safa geçmiş hariciler. Ayrıca İsmaila 70 bin alim, onların söylemi bütün cemaatin şahitliğiyle ve Cübbeli'nin koşa koşa Flash TV'de söylemleriyle 70 bini telaffuz etmesiyle ben bu davayı sürdürüyorum. Kimse de söylemiyor. Ben söylüyorum, söylerim. İsmaila hadislerde geçen 70 bin alimdir Deccal'e tabi. Daha sonra hariciler olduğunu söyledik. 70 bin alim olduğunu söyledik. İçindeki sapık bitatler ve sapık itikat ve bitatlerle bunları ispatladılar zaten. Cübbeli de Medine'nin alimi olduğunu, yani kaşemi istersin, imzamı istersin, ferman mı istersin, derman mı istersin? Var da var yani. Cübbeli'nin yani akıllı, izanlı bir adama izah edersek, yani az bir şeye bakarsan, destan yazdık onun Medine'nin alimi olduğuna dair. Böyle bir alim karakteri yok ya. Cübbeli gibi bir alim karakteri yok. Böyle bir alim karakteri yok. Böyle bir şekil şemal, böyle bir düşünce, böyle kaypak bir bakış. Yani tam bir yavşak diyeceğim. Yavşan karşılığı münafık. Münafık karakterli. Ne karakteri ya? Münafıkların ders alması lazım ondan. Münafıklar ondan gelip ders almasın lazım. Çok yani iyiye kötü, kötüye iyi dendiği ahir zamanın tam çılgındayız. Hani üzülüyor muyum? Üzülmeye fırsat gelmeden sevinç basıyor beni. Yani niye kabul etmiyorlar falan filan derken, ya diyorum bu beni kabul etmemelerinin sebebi, zaten bu tarih boyunca hay hay biz seni kabul ettik mi demişler. En doğrusu, en üstünü, üstün kılınmış Resullerin en üstünü, Nebilerin en üstünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emin tanındığı halde, emin bilindiği halde, bu mu ya, bu mu demişler. Ha, üzülürken diyorum ya sana az bile dendi. Bana az bile dendi ya. Hani benim az bile denmesinin sebebi, benim galip olmamın sebebi desteklenmem. Nasıl desteklenmem? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, hadislerle, Resulullah'ın beyanlarıyla benim desteklenmem. Yani bildiğim bilmediğim, sonradan bir sürü çıkan şey var, hep beni tasdikledi. Yani bir insan doğruysa tasdiktedir. Yani bu hengamede üzüleyim derken sevinç deryasına boğuluyorum yani. Yani bu normal bir şey. Kabul görmeme. Niye? Neye rağmen? Hakikat söylemene rağmen. Normal. Benim hakikat söylememe rağmen ters yüz itilmem. Niye? Efendilerinin boklarını ortaya döküyorum. Cübbeli'nin boklarını ortaya döküyorum. Cübbeli'nin döktüğüm boklarını, Cübbeli bir şey yapamıyor. Geliyor ki müridi, Cübbeli hocamın boklarını ortaya döküyor. Olur mu öyle şey sen? Sen kimsin? Diyorlar. Beni izam ediyorlar. Neyse diyorlar bir anda. Yani alemlerin yapamadığını çıkıyor üç tane avam. Sen kimsin ya? İyi. Konuşmadan falanla nesetmiş, izam etmiş oluyorlar. Onları tebrik ediyorum. Efendilerinden aldığı ilim ve terbiyeden dolayı
üstadlarını tebrik edemiyorum. Çünkü üstadları kür durumunda. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.